Herkese merhaba. Arkadaşlar çok hassas bir konu. Gerçekten soru geliyor ve gerçekten karıştırıyorsunuz. Lütfen artık şu böyle sıkıntılı durumları, bu pürüzleri bir ortadan kaldıralım. Mis gibi cilamızı çekelim. Temiz temiz sınavımıza girelim. Artık bunu istiyorum. O yüzden de şu kavramlar Bandura'nın gözlemcinin özellikleri, yani gözlemcide bulunması gereken özellikler dediği durumlar. Bakalım bunlar nelermiş? Kimi nereye koymamız gerektiğini konuşacağız. 1. Sembolleştirme kapasitesi, bilginin zihne kaydedilmesidir. Bilginin zihne kaydedilmesidir. Bunu iki türlü yaparız hatırlarsanız. Ya görsel, yani zihinsel imajlar, ya da sözel sembollerle yaparız. Dolayısıyla da bu hangi basamakla ilişkilidir diye sorsa, gözlem yoluyla öğrenmenin hatırlama basamağı ile ilişkilidir dememiz gerekir. Ben olsam bunu sorardım. Belki de soru olarak da çıkar. Ve şunu söyleyeyim. Hatırlama basamağında sembolleştirme kapasitesi yüksek olan, yani kaydetme yeteneği yüksek olan insanlar gözlemcinin davranışlarını kolayca kaydeder ve model alma süreci kolay olur. Ama bazı insanların kaydetme yeteneği o kadar güçlü olmadığı için model alma durumları da biraz daha zayıf olur. Ben şeyi hatırlıyorum. Etrafı sen yapar mıydın bilmiyorum. Küçükken böyle televizyondaki programlarda işte hoşumuza giden, tabii şimdikiler bilmez o programları ama işte ne bileyim, oradaki karakterleri taklit ederdik. Ondan sonra oyunlara oynardık, onlar gibi oynardık falan. Annem hala söyler, evin şaklabanıydın diye. Yani gerçekten evin maskarası gibi ortalıkta dönen. Bir de böyle şey yaparım, ses taklidi yapardım. Yani o sesleri çıkartırdım mesela. Niye? Çünkü bir çocuğun bunu yapabilmesi için ne olması gerekiyor? Orada bir taklit var ama zihnimize kaydetmemiz gerekiyor. Yani belleğe kaydetme olmadan model almanın ortaya çıkması gerçekten çok zor. Bazen de bir şeye dikkat ederiz. Mesela işte daha yetişkin olduğumuzda da akademik mesela model almalar falan. Bazen bir şeyi unutmam dediğiniz şeyi unuttuğunuzu fark edersiniz. O yüzden bu bizim öğrenme süreçlerimizi etki eden de bir şey. Yani gerçekten bellek bazen bize oyun oynayabilir. Kaydettiğinizden emin olunuz arkadaşlar. Peki. Öngörü kapasitesi, bilme kapasitesi. Yani geleceği önceden kestirebilme. Bu yeteneği güçlü olan insanlar model almayı daha içselleştirmiş olarak yaparlar. Yani daha çok kendine uyarlaması yüksek insanlardır. Ama öngörü kapasitesi yoksa işte ne bileyim, çok tuhaf bir şekilde bir model alma ortaya çıkabilir. Bazen dersiniz ya buna olmamış, bu niye böyle falan. Onun sebebi model almada öngörünün az olması. Dolaylı öğrenme kapasitesi, başkalarını gözlemleyerek öğrenmektir. Yani evet, bütün davranışlarımız sosyal öğrenme değil ama bir dili konuşma, dili öğrenme, psikomotor davranışları öğrenme gibi gibi, yazı yazma gibi pek çok davranış aslında model almayla ortaya çıkabilir. Geldik, burası çok, en çok sorulan yer. Şimdi öz yeterlilik kapasitesi arkadaşlar, kişinin kendisine duyduğu ya da duymadığı inançtır. Eğer kişi kendine inanç duymuyorsa model alma ketlenir. Yani daha zayıf olur. Ama kişinin kendine duyduğu inanç yüksekse model alma daha güçlü ortaya çıkar. Tabii diyeceksiniz ki tamam da öz yeterliliğimiz nelerden etkilenir? Pek çok şeyden etkilenir. Psikolojik durumunuzdan etkilenir. Depresyonda mısın, değil misin? Başkalarından etkilenir. Başka insanların sözel telkinlerinden etkilenir. Aynı zamanda sizin çevrenizden etkilenir. Çok fazla şey, yaşantılar, sizin kendi yaşantılarınız da buna dahildir. Ve dolaylı yaşantılar da buna dahildir. Velhasıl her şey inancımızı etkileyebilir. Ben hep şunu söylüyorum ki eskiler de böyle söylermiş. Bir şey yapacağın zaman söyleme mesela. Hani gizli tut. Neden? Çünkü biz bir şeyi model alma sürecinde de bu var. Ortaya koyduğumuzda dışarıdan gelen tepkilerden etkileniyoruz. Biz insanız yani. Taştan değiliz, camdan değiliz, değil mi? İnsanız. Topraktan olduk, etten kemikteniz yani. Dolayısıyla da
Biraz bununla alakalı inancınızı eğer etkiliyorsa, istekliliğinizi düşürüyorsa bence kendi içinizde tutmanız daha sağlıklı. Öz yargılama kişinin bir şeyi zihninde düşünmesi, sorgulaması, kritik etmesi. Öz düzenleme ise kişinin davranışlarını değiştirmesi ve kontrol etmesi. Mesela soruda size zaman yönetiminden bahsediyorsa, işte Ahmet günde 3 saat ders çalışmaktadır, işte 2 saat soru çözmektedir, işte spora gitmektedir falan filan bir sürü şeyden bahsediyorsa, o zaman bizim anlamamız gereken şey öz düzenlemedir. En çok karışan iki kavram öz yargılama ve öz düzenleme. Şimdi öz yargılama arkadaşlar düşünsel bir durumdur. Yani öz yargılamada ben kendimi sorgularım. Ya doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Doğru mu ders çalışıyorum? Ne kadar az mı soru çözüyorum, çok mu soru çözüyorum? Bakın bunların hepsi öz yargılama. Ama ben şunu dersem, kardeşim ben az soru çözüyormuşum, günde artık 500 soru çözeceğim. Günde ya da haftada 2 kere tekrar yapacağım. Haftada 3 tane deneme çözeceğim. Bunları söylüyorsam o zaman bu ne olacaktır? Öz düzenleme. En çok soru gelen kavramlardan bir tanesi karşılıklı belirleyicilik. Şimdi bakın, davranışçılık bize şunu anlattı. Dedi ki, kardeşim birey hiçbir şeyi etkilemez. Çevre davranışı etkiler, çevre bireyi etkiler. Bunlar tek yönlüdür. Bandura dedi ki, hayır, tek yönlü değildir, karşılıklıdır. Ne demek bu? Kardeşim çevre insanı etkiliyorsa insan da çevreyi etkiler. Eğer birey davranışı etkiliyorsa davranış da bireyi etkiler. Davranış çevreyi etkiliyor, çevre davranışı etkiliyorsa davranış da çevreyi etkiler. Her zaman arada karşılıklı bir etkileşim vardır. Bunu çok basit, hatta şu an aklıma gelen bir örnek. Mesela atıyorum, ben bugün üzgün olsam çekim yaparken etrafı da modu düşebilir. Ya da o üzgün olsa benim modum düşebilir. İnsanlar birbirini karşılıklı belirler arkadaşlar. Biz bu çok önemli bir şey. Soru olarak da geldi sınavda. Yani bu hakikaten önemli. Ya da sınıfa girdiğinizde keyfiniz yerindeyse çocuklar daha neşelidir. Ama siz böyle bir canınız sıkkınsa, kafanızda bir soru işareti varsa, üzgünseniz o zaman öğrenciler de bundan bir daha sessiz olur, soru sorarsın, cevap alamazsın falan. Karşılıklı belirleme böyle bir şeydir. Yani her ilişkide karşılıklı belirleme vardır. Her an, her saniye vardır. Dolayısıyla da bu da tabii ki gözlem yoluyla öğrenmede de etkili bir durumdur. Şimdi şu kavramlara baktığınızda soru beklediğimiz yer şu, şu, şu ve şu. O diğerlerinden de gelebilir ama bir tık daha düşük ihtimal. Genelde sordukları kavramlar bunlar. O yüzden de umarım kafanız berraklaşmıştır. Tertemiz böyle müthiş bir havada, masmavi bir gökyüzünde böyle sanki her şey böyle parlak, net, kafanız ışıl ışıl olsun diye istiyorum artık. Hocam tatile gidesim geldi. Tatil yok. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.